Herkese merhabalar, isim Ufuk Ongül. Size İznote Express'in 1. Sanayi Şubesi'nden sesleniyorum. Bu hafta sizlerden gelen istekler doğrultusunda Mercedes CLA alır mı, alırken nelere dikkat edin adlı bir çalışma hazırladım. Umarım faydalı bir video olur. Şimdi herkese iyi seyirler. YouTube'da Mercedes CLA ile ilgili videolara baktığımda genel olarak tasarım ve detaylarından bahsedilmiş. O yüzden ben bu konulara girmek yerine sizlerin ikinci elde 100.000, 150.000, 200.000 km bandında bir CLA alırken olası yaşayabileceğiniz problemlerde nelere dikkat etmeniz gerektiği kısmıyla alakalı bir video hazırlayacağım. Videoyu kısa tutmaya ama faydalı bilgiler vermeye çalışacağım. Umarım söylemiş olduğum gibi faydam dokunur. Evet, CLA'da 2013-2014 yıllarına baktığımızda dizel ve 1.6 156 beygir benzinli iki tip motoru görüyoruz. Mercedes CLA'nın dizel motoruna baktığımız zaman o yıllarda Renault tarafına üretilen Renault'un kendi modellerinde Renault Fluence'da, Renault Megane 3'te, Nissan'da, Nissan Juke'da, Qashqai'de kullandığı bir motor, 109 beygirlik bir motor görüyoruz üzerinde. Aynı motoru Mercedes CLA'da kullandı. İşte bu CLA'nın bir miktar daha fiyatının ilk satış aşamasına düşmesine ama insanlar da ya bu da Mercedes mi Renault'dan motor almışlar diye bir ön yargıya yaklaşmasına sebep oldu. Renault motorlu Mercedes dediler. Biraz bizim Türk halkı Mercedes'i lüks, konfor olarak gördüğü için Renault motorla satılmış olması insanlar yadırgalı. Ancak K9 koptu, 109 beygirlik dizel motor. Çok çok sağlıklı, çok randımanlı çalışan, hem yakıt ekonomisi hem de yeteri seviyede performansı sağlayan bir motordur. Ha tabii ki ben CLA'nın dış tasarımına bakarak, aldanarak çok kuvvetli, çok performanslı bir araba düşüncesiyle aldım. Spor bir görünüm var, ha bu araba gitmiyor kardeşim diyenler de oldu. Bu yüzden satanlar da oldu ama eğer yakıt ekonomisi olsun, araba az yaksın, beni üzmesin, üzerindeki motor sağlam olsun, ben aracın dış görünümü ve iç konforu, yani bana sunmuş olduğu özellikler işte nedir, katlanır aynadır, dijital klimadır, arka görüş kamerasıdır gibi özellikleri olan bir araç alıyorum. Bir de Mercedes logosuna sahip bir araç alıyorum diyenler için ideal bir otomobil oldu. Burada kullanıcılar ikiye ayrıldı. Çok ciddi şekilde ikiye ayrıldı. Bir kutuplaşma vardı. Bir taraf Mercedes tanıyan, daha önce kullanmış, Mercedes'in yol konforuna alışkın olan insanlar bindiklerinde tamamen bir hayal kırıklığı yaşadılar. Bir taraftan da ya biz aslında X araca biniyoruz, işte A araca biniyoruz, B araca biniyoruz, olabileceğimize yakın rakamlara Mercedes'e binelim, bak bu araba da şıkmış deyip orada Mercedes'e geçiş yapanlar oldu. Tamamen burada aslında bir rotasyon oldu Mercedes'i tercih edenler arasında. Farklı bir kitle tarafından tercih edildi. Dış görünüme önem veren, iç konforda kullanım detaylarındaki özelliklere önem veren ama yol konforuna önem vermeyen, performansa önem vermeyen kişiler tarafından tercih edildi. Peki böyle bir Mercedes'i aldınız, profil olarak kime satabilirsiniz dediğinizde bizim yaşlarımızda biraz daha böyle yeni evli ya da bir çocuğu olan, daha böyle 40 yaşını aşmamış ama dışarıdan da böyle spor, dikkat çekici otomobilleri bilmeyi hala sevenlere satabiliyorsunuz. Veyahut da bizim müşterimiz bu şekilde, ona göre profil ediyorum. Veyahut da 25 yaş üzeri kadın sürücüler tarafından, biraz daha böyle kupon, gittiği yerde dikkat çekmesi seven kişiler tarafından tercih eden bir model olduğunu söyleyebilirim. Özellikle kırmızı renk cam tavan kombinasyonu 500 metreden ben buradayım dediği için ayrı bir rağbet görüyor. Hani derler ya kırmızı olsun, 3 kuruş pahalı olsun diye, fiyatlara baktığınız zaman kırmızıların renginin biraz daha yüksek olduğunu özellikle göreceksiniz bu detaydan ötürü. Dizel motorla ilgili kısaca bilgileri aktarmaya devam edeyim. Dizel motorlarda genellikle 100.000 km'ye kadar hiçbir şekilde olumsuz bir çalışma sesi, herhangi bir yer kaçağıyla karşılaşmazsınız. 100.000'den sonra V kayışlarında eskime, rulmanlarda eskimeden kaynaklı biraz da araçta gürültülü çalışma, enjektörlerde alınan yakıtın kalitesine bağlı olarak enjektörlerde sesli çalışma, aracın kullanım koşulları yağ bakımının gecikmesine bağlı olarak turbo kısmında yağlanma, kullanım koşulları ne? Mesela bir anda devri yükseltmek, böyle 3000-4000 devirde arabayı bağırtmak. Dizel arabalar devirli kullanacak için denir ama bu aniden 4000 devri arabayı da yiyip bırakmak değildir aslında. Belirli bir kademe şekilde hızlandırmak arabayı. Motor soğurken çok fazla gaza basmak değildir. Veya işte uzun yoldan geldiniz, 2 saat yoldan geldiniz, 150-160 km'de bir anda evin önüne yanaştınız, motoru stop ettiniz. Bu tarz şey hiçbir turbo motorlu araç sevmez. Bir de siz bunu yüksek kilometreli araçlarda yapmaya ve sıklıkla yapmaya devam ederseniz tabii ki turbolarda zarar görecektir. Bakımların zamanında yapılması gereken bir detaydır turbo. Dolayısıyla 100.000 km'den sonra turbolar sesli çalışma, turbo hortumlarında yırtılma, EGR bölgesinde yağlanma, turbo hortum çıkış noktalarında yağ sızmaları 100.000'den sonra görülmeye başlanıyor. Peki bunlar çok büyük olumsuz maliyetler mi? Aslında değil. Çok ciddi bir zarar görmediyse kullanıcı hatasına bağlı olarak bu bakımlarda geçirilebilecek, halledilebilecek bir durum.
Motoru kolay kolay söylemiş olduğum gibi zarar görmüyor. Siz arabayı yeter ki susuz bırakmayın. Siz arabayı yeter ki yağsız bırakmayın. Siz arabayı kaliteli yağ koyun. Bakımı zamanında yapın. Ceyra'nın dizel motoru sizi üzmez. Peki şanzımana gelin. Üzerinde ne var? 7 ileri DCT dediğimiz çift kardımalı şanzıman var. Peki 7 ileri şanzımanla araca uyumu nasıl derseniz, ben kullandığımda herhangi bir uyumsuzluk görmedim. Gayet iyi bir şekilde motor torkuyla, motor devriyle arabanın şanzıman devri, şanzıman torku birbirini karşılıyor. Düzensiz bir çalışma yok. Vitesler şıkır şıkır atıyor. İster manuel kullanın, ister otomatik kullanın. 7 ileri şanzıman sizi üzmüyor. Hatta çok daha iddialı bir cümle kullanayım. Piyasadaki DCT dediğimiz doğal clutch transmission, yani çift kardımalı şanzımanlar liginde en sorunsuz araçlardan bir tanesi CLA'dır. Bu araçlarda kolay kolay şanzıman arızası vermez. Genellikle şanzıman arızası verme sebeplerine baktığımız zaman arabanın aküsünün bittiğinde arabaya şarj basma gibi bir takım kullanıcı hatalarından kaynaklı sorunlar şanzımanın beynini yakmaya sebep olabiliyor. Ama onun haricinde kolay kolay şanzımana zarar gören bir araç değil. Bunu özellikle belirtmek isterim. Çok başarılı bir şanzıman var üzerinde. Kısaca size dizel motoru anlattım. Benzinli motoru gelecek olursak, az önce anlatıyordum ya, işte yakıt ekonomisi istiyorum ben ama performans yok bu arabada, işte 109 beygir gitmiyor diye şikayet edenler aslında yanlış motoru seçtikleri için şikayetçi olurlar bence. Çünkü burada CLA 200 olarak geçen, hatta CLA 200 AMG olarak geçen 1.6 156 beygir motora baktığımız zaman bu motor hem C serisinde hem E serisinde kullanıldı. Bu araç için önden çekişli çift kardımlı şanzımanla adaptasyonuyla 7.9 saniye gibi 0-100 hızlanması var. Bu ne anlama geliyor? Araç 8 saniye altında 100 km hıza ulaşabiliyor. Hızlı mı? Evet, hızlı. Genelde kompakt araçlar, C segment, D segment, aile otomobili diye baktığımız araçlar için 10 saniyenin altında 0-100 hızlanması ideal bir süreçtir. 10 saniye üzerindeki araçlar yavaştır, 12 saniyenin üzerindeki araçlar çok daha yavaştır. 8 saniyenin altındaki araçlar da hızlı araçlardır genellikle baktığımızda. Burada bir kompakt sedan otomobilden bahsediyoruz, aile otomobilden bahsediyoruz. 8 saniye 7.9 hiç fena bir hızlanma süreci değil. Önden çekişli olması, çift kardımalı şanzıman olması da yolda o performansı hissettiriyor. Peki bu araçlarla ilgili benzinli motorla ilgili bir problem var mı? Yok. Nedir? Zamanı geldiğinde triyer zinciri değişir, bakımları yapılır. Termostatını, devir daimini 100.000 km, 120.000 km geçtikten sonra değiştirmek yeterli olur. Direkt olarak motorla alakalı da kronik bir problem bu araçlarda yok. Bu araçların kronik sorunları genellikle güvenlik sistemleriyle alakalı. Nedir güvenlik sistemi? Çarpışma önleyici asistan, ESP sistemi, direksiyon açı sensörü gibi parçalar, sensörlerde hata arıza veriyor. Bunun kullanıcıyla alakası yok ama Mercedes servis olarak bunu karşılamıyor. Bunu bir kronik sorun olarak kabul etmiyor. Genellikle en fazla karşılaşılan şikayet Mercedes CLA grubunda saymış olduğum direksiyon açı sensörü, çarpışma önleyici asistan ve ESP sistemi. Zaten bu sistemler birbirine tamamen bağlı. Sistemlerle alakalı değişiklikler yapılabiliyor, parça değişimi olay çözülebiliyor. Ama dediğim gibi işte bu servis bunu karşılamıyor. Benim aracım servis bakımında gideyim yaptırayım, nasıl olsa bunu ben bozmadım, ben kırmadım, bu parça elektronik bir aksam dediğinizde de Mercedes bunu kabul etmiyor. Dolayısıyla Mercedes'teki en büyük yaşayabileceğiniz problem bununla alakalı, elektronik sensörlerle alakalı problemler, CLA'da yaşayabileceğiniz sorunlar. Onun dışında kozmetikle alakalı, işte cam tavan olanlarda, cam tavan önünde bir alın kısmında siyah mika bir alan vardır. Güneşte soğuma yapar, en fazla şikayet bununla alakalı geliyor ama buna yapacak bir şey yok. Bu hem C serisinden aynı hem de farklı otomobillerde biz bununla karşılaşıyoruz. O mika zaman içerisinde yanıyor. Boyatılabilir mi? Boyatılabilir. Çözüm olarak boyatırsanız, boyandığı zaman değer kaybeder mi? Tamam boyanmış sayılır mı? Hayır, asla tamam boyanmış sayılmaz. Orası siyah plastik parça. Boyatmak zorunda mısınız? Değilsiniz. Siyah folyo da kaplatabilirsiniz. Hiçbir problem yok. Bu sorunu bu şekilde aşarsınız. CLA'yı özetleyecek olursak, sert amortisörden hoşlanmayan, basık araçtan hoşlanmayan, aracın içi dar olduğu için 1.80 boyun üzerinde olanlarla ilgili bir sıkıntı yaşar mı bu aracı almak isteyenler? Evet, yaşarlar. Ama ben dış tasarımı ve yakıt ekonomisi olsun, şık görünen bir araç alayım dediğinizde de Mercedes CLA burada en iyi alternatiflerden bir tanesi olarak görünüyor. Şimdi bu kadar. Merak ettiğiniz soruları yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone olur ve takip ederseniz farklı araçlarla ilgili tanıtım videoları zaman içerisinde geliyor. Gelecekte otomobil ve otoekspert üzerinde size bilgilendirmeye devam edeceğim. Hafta yeni bir videoda görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler.